Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy Note 10 Plus'ın kamera özelliklerine göz atıyoruz. Uzun bir inceleme olacak. Çok detaylı özelliklerden bahsedeceğim. Benim gibi çayınızı alın, kahvenizi alın, oturun bakalım. Samsung Galaxy Note 10 Plus'ın kamera özellikleri nasılmış? Hep beraber izleyelim. Geçtiğimiz günlerde Note 10 Plus bize gelmişti. Hızlıca bir kutu açılım videosu çekmiştik. O videoyu merak edenler ve kutusunda ne olduğunu merak edenler şimdi yukarıdan koyacağım. Oradan videonun linkini görüp tıklayıp izleyebilirler. Note 10 ailesine gelecek olsak biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde duyurusu yapıldı bu ailenin. Önceki Note modellerinden farklı olarak ailesi diyorum. Neden? Çünkü iki tane artık Note var. Bir Note 10 bir de Note 10 Plus şeklinde iki farklı model var. Samsung neden böyle bir şey yapmış bilmiyorum ama ikisi de kalemli. Fakat Note 10 Plus'ın özellikleri takdir edersiniz ki hem de ekran boyutu vesaire olsun Note 10'a göre çok daha iyi bir seviyede. Şimdi hemen her zaman yaptığım gibi birazcık teknik taraftan bahsedeyim. Hem ön hem arka kameralardan daha sonra detaylarla işte arayüzden vesaireden bahsederek incelememize devam edeceğiz. Samsung Galaxy Note 10 Plus'ın arkasında dörtlü bir kamera dizilimi var. Bunlardan 3 tanesi aslında fotoğraf için kullanılırken dördüncü kamera TOF dediğimiz ki buna Depth Vision adını vermiş Samsung. TOF kamerası aslında Time of Flight dediğimiz kamera. Özellikle böyle Augmented Reality yani AR dediğimiz arttırılmış gerçeklik işlemleri ve hizmetleri için kullanılacak. Hatta bununla ilgili Note 10 Plus için özel bir yazılımda yayınlandı, bir uygulamada yayınlandı. O uygulamayla beraber 3D Scanning yani 3 boyutlu tarama fonksiyonu da gelmiş oldu bu telefona. Şimdi teknik özellikler tarafına bakacak olsak şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. Ana kameramız dörtlü bir ana kamera olduğunu söylemiştik. Çok detaya girmeyeceğim ama hani kısaca çözünürlükten bahsedeyim. 12 megapiksel bir çözünürlüğümüz var. Diyafram açıklığımız aslında S10 Plus'ta olduğu gibi f1.5'a 2.4. Biliyorsunuz ailenin bir önceki serisinden alınıyor genelde Note'un kamera özellikleri. Ki burada da aynısı olmuş. S10 Plus'tan birebir aynı şekilde alınmış. İkinci kameramız ise telefoto için kullanılıyor. O da 12 megapiksel çözünürlük sunuyor. O aynı zamanda 2x optik zoom özelliğini beraberine getiriyor. Üçüncü kameramız ise 16 megapiksel çözünürlük sunuyor. O kameranın görevi ise ultra geniş açı dediğimiz özelliği sağlamak. Dördüncü kameramız da az önce söyledim. TOF dediğimiz Time of Flight kamerası ki Samsung buna Depth Vision adını vermiş. Bu ana kameramızın video çözünürlüğü aynen S10 Plus'ta olduğu gibi 4K'da 60 FPS sunabiliyor. Ön tarafa gelecek olursak S10 Plus'tan farklı olarak orada biliyorsunuz dual bir kamera vardı. Bir tanesi alan derin için kullanılan, bir tanesi de ana kamera görevli iki kameramız geliyordu. Ekran deliği şeklindeydi ve işte köşeye konulmuştu. Burada tam ortaya konulmuş yine bir delik şeklinde tam ortaya konumlandırılmış bir kameramız var. Bu kameranın çözünürlüğü ise 10 megapiksel çözünürlük sunabiliyor. F2.2 diyafram açıklığının olduğunu da belirtelim. Bu kamera da aynen S10 Plus'ta olduğu gibi 4K 30fps video kayıt özelliğine sahip. 4K 30fps olması bence önemli bir artı olduğunu belirteyim. Gelelim telefonun kamera arayüzüne. Biliyorsunuz bu bir kamera incelemesi olduğu için sadece kameradan bahsedeceğim. Kamera arayüzü aslında bize Samsung'da daha önce gördüğümüz kamera arayüzlerinden çok da farklı değil. Standart olarak ilk açtığımızda ana kameramız bize fotoğraf modunda geliyor. Ana kamerada 3 farklı açı özelliği bulunuyor. Malum bir geniş açımız var, bir telefotomuz var, bir de normal açımız olduğu için bu 3 farklı açıyı bu fotoğraf modunda kullanabiliyorsunuz. Geniş açıda işte yaklaşık işte 120-123 derecelik bir görüntü imkanı varken optik zoom olan 2x'te de bize bir bayağı bir dar bir açı sunulmuş oluyor. Ayrıca görsel zeka yani buna Samsung'un verdiği isim bu. Yani yapay zeka destekli bir çekim özelliği de var. Bunu da böyle ekranın sağ alt tarafında bulunan bir mavi böyle bir çember gibi bir işaretimiz var. Ona bastığımız zaman aktif veya deaktif hale getirebiliyoruz. Görsel zekayı açtığınız zaman işte kameranın gördüğü yerlerdeki işte içeriye göre bir çekim modu veya özellikler otomatik olarak ayarlanmış oluyor. İstemiyorsanız kapatabiliyorsunuz istediğiniz herhangi bir zamanda. Diğer taraftan canlı odak özelliğimiz var. Burada canlı odak epey geliştirilmiş. Bu hem
ana kamerada hem ön kamerada bunu kullanabiliyorsunuz. İşte çeşitli farklı efektleri de yine bu canlı odakta verebiliyorsunuz. İşte nedir? Bulanıklaştırma özelliğimiz var. Büyük daire bir şeklinde var. Çevirme şeklinde var. Yakınlaştırma şeklinde var. Ve renkli nokta şeklinde bir arka planı bulanıklaştırıyorsunuz. Pro modumuz var. Burada da çeşitli çekim ayarlarını siz kendiniz yapabiliyorsunuz. Bu her zaman zaten standart olarak vardı bu. Panorama modumuz var. Panorama modunu da geniş açı ya da normal açı olarak kullanabiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. Bu sayede daha geniş bir alanı panoramik olarak çekebiliyorsunuz. Geniş açıda kullanabiliyor olmamız. Gece modumuz var. Gece modunu da yine 3 ayrı kamerada da kullanabiliyorsunuz. Ama burada şunu söylemek istiyorum. Takdir edersiniz ki diğer ana kameradaki dışındaki kameraların diyafram açıklıkları biraz kötü olduğu için, yani yüksek olduğu için, daha doğrusu kötü demiyor ama yüksek olduğu için alınan sonuçlar çok iyi olmuyor gece modunda. Yani şimdi ana kamerada 1.5'a kadar indirebiliyorsunuz diyaframı ama diğer kameralarda bu değer 2.1 ile 2.2 arasında değişiyor. Yani geniş açıda 2.2 iken dar açıda 2.1. Tabii ki bu moddaki gece modu sonuçları çok iyi olmuyor. Ben denemeler yaptım ama yani çok başarılı sonuç beklemeyin. Yani günü kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Ama asıl performansı haliyle ve doğal olarak ana kamerada alabileceğinizi söyleyeyim. Tabii ihtiyacınız varsa geniş açıda kullanabilirsiniz. Yiyecek modumuz var. Yiyecek modunda ortadaki alan netleştiriliyor. Ayrıca bazı renk efektleri vesaire de verebiliyorsunuz. Ortadaki alanı dederken burada bunu hareket ettirerek o alanın mesafesini, yerini, konumunu vesairesini de ayarlayabiliyorsunuz. Daha büyük, daha küçük vesaire yapmanız da mümkün. Diğer taraftaki çekim modlarına bakacak olsak videomuz var. Az önce söyledim 4K 60 FPS'ye kadar çekim yapabiliyor ama şöyle bir durum var. Titreşim engelleme özelliğini kullandığınız anda çözünürlük 1080p 60 FPS'ye düşüyor. Hatta burada iki farklı odak uzaklığını kullanabiliyorsunuz. Bir geniş açı, biraz daha zoom girebiliyorsunuz. Eğer süper, burada bakıyorum ben, süper dengeli özelliğini aktif hale getirirsiniz ama 30 FPS Full HD'ye getirdiğiniz zaman ve her üç kamerayı da kullanabiliyorsunuz. Ve burada da titreşim engelleme özelliği aktif oluyor. Tabi 4K'da da olsa fena olmazdı ama en azından Full HD'de bile olsa bu titreşim engellemenin gelmiş olması güzel. Birçok anlamda video çekimlerinizde bu özelliğin işe yaradığını söyleyeyim. Canlı odaklı video, biliyorsunuz bunu biz Samsung Galaxy A80 incelemesinde de söylemiştik. Orada da vardı ki onunla ilgili merak edenler yukarıdan şimdi çıkartacağım. O incelemeyi de izleyebilirler. Benim çok beğendiğim, yani A80'de de çok beğendiğim, burada da çok beğendiğim bir özellik nedir? Şu, fotoğrafta yaptığınız arka planı bulanıklaştırma işlemini videoda yapmanızı sağlıyor. Bu aynı zamanda hem ön hem arka kamerada kullanabileceğimiz de bir özellik. Yani hem önde hem arkada bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Tabi arkada kullandığınız zaman zoom girme vesaire gibi ortadan kalkıyor. Tek bir kadrajda yapabiliyorsunuz bunu. Bu arada 4 farklı çekim özelliği de var. Birincisi bulanıklaştır, ikincisi büyük daire, üçüncüsü renkli nokta. Bu renkli noktada şöyle bir güzellik var. Şimdi örneklerini koyacağım bunları sırayla. Sadece sizi renkli hale getiriyor. Arka planı siyah beyaz yapıyor. Çok başarılı ve yani gerçek zamanlı çalıştığı için çok beğendiğim bir özellik. Hatta birkaç kişi de yapabiliyor. İlla bir kişi olması gerekmiyor bu arada. 2 kişi, 3 kişi de varsa onları da renkli gösterip arka planı siyah beyaz yapabiliyor. Bazen kaçırdığı oluyor ama genel olarak ben çok başarılı bulduğumu söyleyeyim. Bir de bozulma var. Böyle televizyon ekranının bozulması gibi yapıyor. Yani sizi net gösterirken arka planı o şekilde bir gösteriyor. Ben bu bulanıklaştırma özelliğini özellikle çok beğendim videoda. Çünkü bizim gibi böyle video çekimleri yapıyorsanız arka planınızdaki gereksiz nesneleri ortadan kaldırmak için bu çok başarılı. Bunun şiddetini de ayarlayabiliyorsunuz. Yani 6'ya bakıyorum şu anda, 7'ye kadar pardon, şiddet seçeneklerimiz var. Fakat çekim başlamadan önce bunları ayarlamanız gerekiyor. Çekim sırasında hani ben 7 yaptım ya biraz daha düşüreyim ya da 3 yaptım biraz daha bulanıklaştırayım gibi bir opsiyonunuz yok. Kayıt başladıktan sonra durduramıyorsunuz bu ayarını. Ancak kapatıp tekrar ayar yapıp tekrar kayda girmeniz gerekiyor. Ben bu özelliği çok beğendim. Umarım ki Samsung daha ucuz modellerindeki A80'de getirdiğine göre, muhtemelen A serisine de yavaş yavaş gelecektir diye tahmin ediyorum. Bu canlı odaklı videoyu çok beğendim. Yalnız şöyle bir sorun var. Video tarafından biraz bahsetmek istiyorum. Daha önceki Samsung modellerinde bir mikrofon girişimiz, daha doğrusu kulaklık çıkışımız vardı 3.5 mm'lik. Buraya mikrofon taktığınızda Samsung otomatik olarak tanıyordu. Artık yok böyle bir çıkış.
Type-C'den bağlandığı için kulaklık veya bir mikrofon bağlayacaksınız ki ben birkaç deneme yaptım ama çalışmadı bendekiler. Hani eskisi gibi kullanamıyoruz artık. Ne yazık ki böyle bir sıkıntı var. Yani bir mikrofon bağlamak istediğiniz zaman uyumlu bir Type-C dönüştürücü bulmamız lazım. Kutusundan falan çıkmıyor böyle bir dönüştürücü. Belki vardır, hani denemek lazım farklı farklı seçeneklerle ama ben elimdekilerle denedim, çalışmadı. Dönüştürücüyle yapacağımız denemelerde mikrofon bağlama imkanımız olabilir. Hani bu da telefonu biraz daha böyle hani işte vloggerlar, youtuberlar için falan daha makul hale getirebilir o zaman. Bunu denemek lazım. Açıkçası telefon bende yaklaşık bir hafta 10 gün kaldığı için çok fazla imkanım da olmadı. Ama muhtemelen bir uyumlu bir dönüştürücüyle mikrofon da bağlanabilir diye tahmin ediyorum. Kendi üzerindeki mikrofon tabii ki gayet başarılı bir ses kaydı alıyor ama hani böyle profesyonel noktaya geçmek istiyorsanız mutlaka haricen bir mikrofon bağlayabilme imkanınızın da olması lazım gerektiğini söyleyeyim. Ultra ağır çekim modumuz var. Biliyorsunuz bu zaten epeydir vardı. Ağır çekim modumuz var. Hyper geçiş modumuz var. Tabii ön tarafa dönecek olursak ön tarafta da yine fotoğrafla başlayalım her zaman olduğu gibi. Standart bir fotoğraf çekim alanı bizi karşılıyor, modu karşılıyor. Burada şöyle bir durum var. Daha önceki S10 modellerinde de vardı. Biraz daha geniş açıda alabiliyorsunuz. Samsung bunu nasıl yapıyor bilmiyorum açıkçası. Muhtemelen ilk açtığınızda daha dar bir kadraj veriyor. Sonra biraz daha genişletiyor. Çok böyle ultra bir geniş açı değil ama fena da olmayan bir geniş açı elde ediyorsunuz. Bu fotoğraf modunda bunu kullanabiliyorsunuz. Canlı odağımız var burada da. Hani fotoğrafta da kullanabildiğimiz. Ön kameranın da gece modu var. Bu güzel. Şimdi gece modu var. Biliyorum söyledim bunu az önce ana kamerada. Ama ön kamerada genelde gece modu olmuyor. Sonuçlar başarılı mı? Ana kamera kadar değil. Neden değil? Tabii ki ön kameranın diyafram açıklığı ana kamera kadar iyi olmadığı için sonuçlar birazcık kötü olabiliyor ama karanlık bir yerdesiniz, selfie fotoğraf çekmek istiyorsunuz, illa da çekmek istiyorum, başka seçeneğim yok derseniz kullanılabilecek bir mod ama ana kamerada olduğu gibi ön kamerada gece modunu kullandığınızda titreşim engelleme konusunda dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz o belli bir süre çekim yapıyor, en az 2-3 saniye çekim yapıyor bu gece modunu kullandığınızda. Bu titreşim olduğu zaman ne yazık ki sonuçlar kötü olabiliyor. Ben şimdi bunları anlatırken size gece modu veya normal modda çektiğim iki farklı fotoğrafı da göstereceğim ekranda. Aradaki farkları siz de kendiniz de görürsünüz. Dediğim gibi zor kaldığınız noktalarda bu gece modunu kullanabilirsiniz. Gece modunda da iki farklı kadraj seçebiliyorsunuz. Hem geniş açı hem de biraz daha dar açı, ön kameradan bahsediyorum, seçim olduğunu belirtelim. Canlı odaklı video var dedik. Canlı odaklı videomuz da var burada. O da çok başarılı, söylediğim gibi hem arkada hem önde kullanabiliyorsunuz. Ben çok başarılı buldum sonuçlarını. Gerçekten de hani sırf bunun için bu telefon alınır mı? Hayır, alınmaz tabii ama güzel bir teknoloji olduğunu, teknoloji olarak hoşuma gitti. Telefon anlamında söylemiyorum bunu. Teknoloji olarak hoşuma gittiğini söyleyeyim. Hyper geçiş var. Bu gibi özellikleri burada kullanabiliyorsunuz. Telefon fotoğraf ve video kalitesi anlamında çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Zaten işte şimdi biz örnekleri de birazdan sizlere hem video hem fotoğraf hem gece video hem işte ön kameranın o söylediğim canlı odak videolarını vesairelerin hepsini ben şimdi arka arkaya sıralayacağım. Ve bu telefonun DxO Mark'ta en yüksek şu andaki, yani en azından biz bu testi yaptığımız 2 Eylül itibariyle en yüksek puan alan telefon olduğunu da söyleyeyim. DxO Mark'ın şu anda en yüksek tepesinde 5G sürümü bulunuyor bunun. Şimdi onu ekranda da göstereceğim ama 5G'li Note 10 Plus'ın kameralarının aynı özelliklere sahip olduğunu belirteyim. Sadece donanım anlamında bazı ufak tefek farklılıklar var. Bu bakımdan Note 10 Plus'ın da en yüksek puan aldığını söyleyebilirim. Çok başarılı olmuş. Yani gece modu çok başarılı. Hem ana kameranın hem ön kameranın gece modunun olması çok güzel bir şey. Birçok fonksiyonuna sahip olması da çok güzel ve kullanıcıya çok fazla esneklik sağlıyor. Belki dedim bir beğenmediğim tarafı mikrofon girişi biraz sıkıntılı olabilir. Dönüştürücü vesaire kullanmanız lazım. Onların bile çalışıp çalışmayacak konusunda net bir bilgim yok. Oturup deneme imkanım da olmadı. Eğer bir fırsat olursa denersem de yine size ayrı bir video olarak paylaşacağım sözünü de vermiş olayım buradan. Şimdi gelin fotoğraf, video ve diğer örnekleri beraber peş peşe bir izleyelim. Ayrıca bu videoda kullandığımız fotoğraf örneklerinin çok daha fazlasını ve yüksek çözünürlükte halini açıklama kısmında vereceğimiz linkte bulabileceğinizi söyleyip oradan Teknoloji Oku'ya giderek oradaki galerideki fotoğrafları da kendiniz bakıp daha yüksek çözünürlüklerini kaydedip karşılaştırma yapabilirsiniz. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bu videoyu Samsung Galaxy Note 10 Plus'ın ana kamerasını kullanarak çekiyoruz. 4K 60 FPS'e çekiyorum bu arada. Kapalı bir İstanbul sabahındayız. Hafif de bir rüzgar var. Ve işte hem mikrofondaki kalite bu şekilde hem de görüntü kalitemiz bu şekilde. Gerçekten de kamera tarafında çok başarılı. Özellikle videoda çok iyi sonuçlar verdiğini söyleyeyim Samsung Galaxy Note 10 Plus'ın.
Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu Samsung Galaxy Note 10 Plus'ın ön kamerasını kullanarak kayıt ediyorum. Biliyorsunuz aynen S10 Plus'ta olduğu gibi Note 10 Plus'ın da ön kamerası 4K 30 fps video kayıt yapabiliyor. Açık ve güneşli bir İstanbul havasındayız. Şu andaki sesi de yine telefonun üzerindeki mikrofondan alıyoruz. İşte Samsung Galaxy Note 10'un ön kamera kaydı bu şekilde. Samsung Galaxy Note 10 Plus'ta bulunan canlı odaklı video özelliği kullanıyoruz. Şu anda görüyorsunuz arka plan oldukça flu. Şimdi yürüyorum. Yürürken de gerçek zamanlı olarak bunu yapıyor. Kayıda başlamadan önce arka planın ne kadar net, ne kadar flu olacağını bu modda ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında daha sonra müdahale etmeniz mümkün değil. Bayağı da işe yarıyor. Özellikle arka planı bakın. Epey flulaştırdığını söyleyeyim. Farklı ışık koşullarında da nasıl sonuç aldığımızı şöyle görüyorsunuz. Şimdi güneşe çıkıyorum biraz. Evet. Çok başarılı. Bu özelliği çok beğendim söyleyeyim. Yine bir canlı odaklı video denemesi. Şu anda arka planı biraz daha böyle farklı bir şekilde tasarladım. Samsung Galaxy Note 10 Plus'ın kamerası. Ön kamerası tabii ki. Yine Samsung Galaxy Note 10 Plus'ın ön kamerasıyla yapılan bir canlı odaklı video çalışması. Birkaç farklı efekt var burada. Bu efekte görüntü insanın göründüğü yerler renkliyken arka plan komple siyah beyaz oluyor. Şu anda gördüğünüz gibi. Bunu gerçek zamanlı yapıyor bu arada. Şöyle kamerayı çevireyim. Her taraf siyah beyaz. Bir tek ben şu an renkliyim. Ekranda görülüyor. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bu videoyu Samsung Galaxy Note 10 Plus'ın ayar emoji özelliğini kullanarak çekiyorum. Şu anda görüyorsunuz gayet güzel. Biliyorsunuz son birkaç yıldır telefonlarında olan bir özellik bu Samsung'un. Bu şekilde videolar ve fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Bakın şimdi gözümü kırpıyorum. Ağzımı açıyorum. Dilimi de çıkartıyorum ve işte bu şekilde bir teknolojisi bulunuyor. Telefon tabii ki önemli noktalarından bir tanesi kalemle kullanım. Biliyorsunuz Note ailesi sürekli olarak kalemle gelen bir aileydi. Hatta piyasada şu anda kalemle satılan başka telefon hemen hemen yok gibi olduğunu söyleyeyim. Note 10 Plus'taki bu kalemi aynı zamanda aynı daha önceki modellerde olduğu gibi mesela Note 9'da da vardı bu özellik. Şimdi şöyle kamerayı açtıktan sonra buna iki kere bastığımızda ön kamera, arka kamerası geçiş yapılıyor. Aynı zamanda basılı tutup mesela şöyle yaptığımız zaman menüler arasında yani kamera çekim modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ya da şu şekilde yaptığımız zaman şu an ben değiştiriyorum mesela. Bunları ekranda detay olarak da sizinle paylaşacağım. Bu şekilde hareketlerle çekimlerinizi yapabiliyorsunuz. Hareketler sayesinde hani
birine telefonu verdiğiniz ya da uzaktan çekim yapmak istiyorsunuz, çok kolay bir şekilde kalemi kullanabiliyorsunuz. Kalemin bir sürü özelliği de var bu arada, ayrı konu onlar. Onunla çok daha detaylı bir inceleme gerektirdiği için bu videonun da konusu olmadığı için anlatmıyoruz ama hani temelde telefonun kameralarını kullanmak için bu kalemimizi de, Stylus Pen adı verilen şu şirin kalemi de kullanabiliyoruz. Bu kalem Bluetooth özelliğine sahip. Yuvasına taktığınız zaman şarj oluyor. O bakımdan kullanmak istiyorsanız uzun zaman yuvasından çıkartılı kullanmamanız gerekiyor. Belli bir süre sonra takıp şarj ettikten sonra kullanmaya devam ediyorsunuz. Evet, videoları izlediğiniz, fotoğraflara da baktınız. Söylediğim gibi benden 10 üzerinden 10 puan alır kameraları. Hem ön hem arka kamera çok 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 başarılı. Peki nesini beğenmedik? Az önce söyledim, bu mikrofon tarafı, eğer birazcık da hani bu konuda takıntılıysanız, ki ben biraz mikrofon konusunda takıntılı birisiyim, eğer bu amaçla da kullanmak istiyorsanız birazcık sıkıntıya sokabilecek bir durum ama denemek lazım. Onu da az önce de söylemiştim zaten. İkinci beğenmediğimiz tarafı ise fiyat meselesi. Biliyorsunuz Türkiye'ye yüksek bir fiyattan girdi. Note 10 Plus'tan bahsediyorum. Elbette bu rakam Amerika fiyatına göre çok yüksek bulduğumuzu söyleyeyim. Hatta bununla ilgili bir analiz de yapmıştım ben. Onun videosunu da yukarıdan şimdi sizlere veririm. Oradan alıp izlersiniz siz de. Türkiye fiyatının bir parça yüksek olduğunu söyleyeyim. Evet, Türkiye'deki ÖTV oranları arttı, şu oldu, bu oldu. Eyvallah, hepsini kabul ediyorum ama verilir mi bir telefona? Yani bu iPhone'da olsa ben verme taraftarı değilim. Android telefonda olsa değilim. Samsung'da olsa verilmez vesaire. O bakımdan biraz yüksek olduğunu söyleyeyim. Evet, uzun bir inceleme oldu, farkındayım. Ama Samsung Galaxy Note 10 Plus kamerası açısından baktığında çok başarılı bir telefon olmuş. Derekso Mark'ta boşu boşuna bu telefonu en iyi kameralı telefon seçmiş. Hatta ön kamerası da şu andaki listede birinci sırada, hem ön hem arka kameralarının birinci listede olduğunu söyleyeyim. Listenin birinde. Tabii bu değişebilir. Bu videoyu 2 ay sonra izlerseniz başka telefonlar da gelebilir oraya. Ama şu anda en iyi kameralı telefonun Samsung Galaxy Note 10 Plus olduğunu belirteyim. Ben telefonu çok beğendim. Video özellikler olsun, fotoğraf özellikler olsun, örnekleri de yine videoda sizlerle beraber paylaştık. Siz de telefonla ilgili görüşleriniz varsa, şurası şöyle olmuş, burası böyle olmuş, şundan da bahsedebilirdin, acaba şu özelliği var mı diye bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri Facebook, Twitter, Instagram hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.